Tuna hoş geldin. Hoş foto Mağbırlarının ikinci sezonun ilk konuyusun. Ee, benim için de heyecanlı bir şey. Hı -hı. Çünkü format biraz değişti. Hı -hı. E, artık böyle bir karşılıklı sohbet havasında olacak. E, i̇zleyiciler için bunu söylemem gerekir. Yine e, her anıyı, Hı -hı. E, her hafta bir gün e, bir foto mağbırlından. Ama haftada bir kere yayınlanmak şartıyla, şeyi e, kuralıyla böyle bir e, paylaşımlar içerisinde bulunacağız. Senin anılarını çeşitli haftalarda, farklı haftalarda yayınlayarak devam edeceğiz. Ee, Seyircileri sana da, seni tanıtmak isterim. Çünkü Fortuna Han'da e, meslenin ilk yıllarında sayılabilecek arkadaşlarımızdan biraz daha tecrübesi e, olan bir arkadaşımız. Mesleğe sohbetimizde e, öğrendiğim kadarıyla gezide, gezi olaylarıyla başlayan e, arkadaşlarımızdan e, yeni bir o foto muhabirliğinde foto meslek olarak edinmek isteyen insanların çoğunun etkilendiği bir dönem ve başlamalarını başlamalarına vesile olan bir dönem. Bugün Tunağan'la da bunları konuşacağız. E, ee, Tunağan benim en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi bu işi neden seçtin? Ne oluyor ne bitiyor? Neden yani işte o ilk heves etkilenme olayları. Tunan sana bunu sorarak başlamak istiyorum. Neden fotomobilini seçtin? Kim etkiledi, nasıl etkilendin de foto seçtin? Ee, şöyle bir söz var foto Karar anı denilen bir olgu. Hani hepimizin kafayı yaktı, hepimizin bunu elde etmek için alanda birbirimizi sırtladığımız bir olgu. Ee, ben sanırım lise 1'deydim e, ya da 2'de olabilir. Çocukluk yaşlarında bir travma yaşadım. Ee, bu travmadan sonra bir an gördüm. Küçük bir çocuk vardı, bir annesi vardı. Olaylar şöyle gelişti. Çocuk Annesi ona bir dondurma almıştı ve çocuk o an aşırı mutluydu. Ben o anı o anda bir çekmek istedim. Ama nasıl donduracağım, nasıl o anı saklayacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ondan sonra bende şey oluşmaya başladı. Ben ne yapmalıyım? Ben anı durdurmak istiyorum ama anı nasıl durduracağım hakkında hiçbir fikrim yok. O zamanlar anneannemin yaşıyordum. Anneanneme zorla marka ismi verebiliyor muyuz bilmiyorum. Tabii, istediğin gibi rahat ol. Ee... İ, i̇stediğin kadar küfür <laughs> Ev kura gidip adanemi zorla işte ben ödeyeceğim anneanne ben ödeyeceğim diye senetli bir Fujifilm XS1 makine aldırmıştım. Benim ilk makinemdi o profesyonel anlamda. O makineyi aldıktan sonra ben kendimi deli gibi fotoğraf çekerken buldum. Geceleri fotoğraf çekmeye çıkıyordum, gündüzleri fotoğraf çekmeye çıkıyordum. Makinenin hakkını verdim yani. Aynen öyle. Hani okulda bile çantamda ders kitabı olmuyordu, fotoğraf makinesi oluyordu. Ve en son hocalar artık şey diyordu. Tuna, ders kitabı getirmezsen ben fotoğraf makineye koyacağım. <laughs> Bu seviyeye girince artık ben şey dedim, ben gazeteci olmalıyım. İşte lisede bunu araştırdım. Nasıl gazeteci olunur? Hangi ya ne? fotoğrafçı değil, Hı, Hı gazeteci olmalıyım anlamında. Aynen öyle. Hı -hı. Çünkü şey... Gazete... Bu ne, niye böyle bir motivasyonlaydı? Çünkü şey, fotoğraf e, fotoğrafı herkes çeker. Hani bir söz vardır. E, bomba patladığında işte foto bir olaya koşar derler ya. Ben o anın heyecanını istiyordum kısaca. Ben olaya koşmak istiyordum. Hı -hı. O yüzden hem gazetecinin yanında işte alt dal olarak da foto yapmak istedim. Haberlere koşmak istedim, araştırmak istedim. Ve en önemlisi insan tanımak istedim. İnsanları tanık, tanıklık etmek istedim. Ve foto muhabirlik denilince aslında bizim mesleğimiz hem anı dur, dondurduğu gibi hem de insanları tanıklık etmenin en güçlü yollarından biri. Çünkü o fotoğrafı çekmiyorsun sadece. İnsanların hikayelerini de tanıklık ediyorsun. İnsanlarla konuşuyorsun. Ve en sonunda şöyle bir şey oluyor. Sen o anda o mekana girdiğinde ...ceminle kocaman makine bile olsa dahi insanlar seni fotoğraf çekerken hatırlamıyor. Sen orada sadece tunağın olarak bulunuyorsun ve İstediğin gibi fotoğraf çekme hürriyetine kavuşabiliyorsun. Bu en önemli detaylardan bizim meslek için. Kısaca böyle özetleyebilirim. Sonra ne oldu peki? E, hani bu me, işte fotomobil olmaya karar verdin. Sonra ne yaptın? Sonra işte o ülkemizin e, yani gezi olayı patlak verdi. Gezi olaylarında ben e, tabii durur muyum? Hani liseden... Kaç yaşındasın bu arada? Kaç yaşındaydın gezi ode? Orada 16 yaşlarında falan olmam lazım. 16 yaşında. E, Gezi olayı başladıktan sonra ben hani Kızılay'a gitmeye başladım direkt. İşte liseden kaçıp Kızılay'a gitmek, fotoğraf çekmek. İşte kendi okul açtığımda bir balet almıştım, bir gaz maskesi almıştım. Rus tipi vardır ya şöyle, Rus <laughs> böyle şey gibi geziyorum artık. Çernobil'den çıkmış adamlar gibi geziyorum. Hatta hiç unutmam, Tuna'da Hilmi'deyiz. İşte orada gazeteler falan birikiyor. Ben de onun arasına karışayım dedim. Ortam nasılmış diye merak ettim. Bir kadın beni gördü. Bu nasıl bir tip diye böyle kız kadın korkmuştu. Yani eldeki imkanlarla o zaman öyle bir şey yapmıştık. Ee, yani ilk benim fotoğrafi deneyimlerimden birisi gezidir. Çünkü şey gezi fotomabirlik anlamında, toplumsal olaylar anlamında çok ee, işine içinde nüve barındıran bir olgu. Yani oraya gittiğinde sadece işte toplumsal olayı çekmiyorsun. Aslında, aslında orada insanların hikayeleri de var. İnsanlar neden orada? Polis neden orada? Kim orada ne için ne yapıyor? Oradaki dayanışma ruhu vesaire derken o benim mesleğe atılmamdaki en önemli tecrübe orada edindim diyebilirim. İlk gazınlar yedi? Orada, Orada yedim mi? Maske işe yaradı mı? Hiç yaramadı. İçine doldu böyle artık. Ben şey böyle ağlayarak çıkarmaya çalışıyordum en sonunda. Şimdi evet zorlu şeylerdi. Böyle senin peki e, fotoğrafın heveslisin. Hı -hı. Ama fotoğraflarını bir yerde yayınlatamayacağını çünkü çalışmadığın için nasıl ne yapmaya karar? İnsanlara nasıl ulaştıracaktı fotoğrafını? Ya benim foto bir olmakta büyük engellerimden biri buydu. Ben bir meslek seçmek istiyorum ama bu mesleği nasıl paraya dönüştürebilirim? Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var. E, parayı dönüştüremezsem sonuçta artık nefes almak bile artık ülkemizde parayla bir hale geldi. E, bunun için çok zorlandım. Ek işler yaptım ilk başlarda. Hani hem habere gidiyordum, akşamında mesela başka işler yapıyordum. E, ben bir ara dövüş antrenmanlığı yaptım, dövüş antrenörlüğü yaptım. Onun dışında kafelerde kamerik, garsonluk okurken vesaire bunlara girmiyorum. Ama en sonunda şey oldu. Tamam ben bu mesleği seçtim. Bu meslekten zengin olma gibi bir hayalim de yok. Ben sadece mesleğimi yapmak istiyorum. Ve mesleğimi kim mantığında nerede yapabilirim? Bunun araştırmasına girdim. Çeşitli yerleri şehir başvurusunda bulundum. Çoğu reddetti tabii ki. Ee, sonra meslekteki büyüklere sordum. Abi biz neden iş bulamıyoruz diye. Adamların tepkileri şey oldu. Biz kablo kapatıyoruz. Sen nasıl iş bulacaksın? Bu hale gelince ben de tabii günümüzün internet, sosyal medyasına girdim. Oradaki ajanslarla iletişime geçtim. Ondan sonra Allah Yakul'um yürü mü dedi, anlam veremedim ama bir ajans buldum yurt dışında vesaire. Onlarla e, Stringer sözleşmesi aldık ve oradan ben ilk defa fotoğraf satışına başladım ve fotoğraftan geri elde başladım. E, öyle olunca e, tabii de dolar bazlı kazandığımız için, hani düşük meblağ da olsa dolar, adam sana atıyorum aylık haber başına 50 dolar da verse, ayda 2-3 haberi de gitsen de bu ülkemizde maalesef çok büyük para ediyor. Ve ben böylece yavaş yavaş ekipmanlarımı oturtmaya, sistemlerimi oturtmaya başladım. Ve böylece haber takip etmeye başladım. Ama beni yine en zor zorlayan nokta, bazen yeri geliyordu hani cebinde haberi gidecek paran olmuyor. Hani yol, yemeği, sigaranı falan geçtim yani. Ulaşıma verecek param bile olmuyor. Çünkü senin Çünkü aynı... parça başı çalışıyorsun. Aynen öyle. Sabit maaşı yok. Ee, anlaştığın kurum senin e, bu habere giderken e, yapman gereken harcamaları karşılamıyor. Aynen öyle. Bu yüzden böyle büyük sıkıntılar yaşıyorsun. Ve şöyle bir şey var. Hani sizin de dediğiniz gibi arkanda büyük ajanslar yok. Ya da çalıştığım bir kurum yoksa orada freelance'sın. Orada herhangi bir, bir şiddete maruz kalsam, gittim bölgede başına bir şey gelsin. Yine tek başınasın. Bu freelance olmanın getirdiği en büyük zorluklardan biri. Ee, mesela geçen bundan bir sene önce kısa kadar şöyle bir olay yaşamıştım. Ben de e, uluslararası basın kartı, çalıştığım finans kurumun basın kartı, bir de derneğin tanıtım kartı var. Üç tane basın kartı var ama Cumhurbaşkanlığı'nın basın kartı tabii yok. Çünkü bir yerde benim basın sigortası ile çalışma sürem çok az. Yani ve bu, bu kartı da sürekli bir şekilde alamıyorum. En son ee, bir hükümetle ilgili bir habere gitmiştim ve adamlar ben şunu anlamaya çalışıyorum. Benim bakanlığı Bakanlığı'nın var. aktüasyon belgem budur. Ama siz beni sokmuyorsunuz. Niye? Mavi basın kartım yok. Ben iki saat mesela bunun mücadelesini vermiştim. Çünkü ülkedeki yönetmelikler de çok garip. Yani karşındaki muhatap olduğun basından ya da e, polisten, polislerin bile o basın hakkındaki düşünceleri bazen seni çok zor duruma sokabiliyor. Yani yol yöntem bilinmiyor kısaca ülkede. Hı hı. Ee, hangi okula gittin? Ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. İstanbul, Üniversitesi. Şey alanın ne? Gazetecilik. Gazetecilik. Ya bu şey mesleğinde yani nasıl bu meslek nasıl yapılır diye okudun yani aslında şeyde. Ya şöyle bir şey oldu. Ben bazı şeylerden dolayı üniversiteyi geç kazandım. Ee, bazı hastalıklar, teknik, ekonomik sebeplerden dolayı. Ama o sırada hep haber takibindeydim. Haber nasıl hani kendim bir şekilde haberin içinde buluyordum. En sonunda şey dedim. Tamam, tamam. Sen fotoğraf çekiyorsun. Tamam. Haber yazmayı da kendi kendi başına öğrendik. Bazı şeyleri kendi başına biliyorsun. Ama alaylı olmak yetmez. Bu şimdi teorik birikimin de elde etmen lazım. Sen bu taraf denen şeyin felsefesini öğrenmen lazım. Kendimi bir anda İstanbul'da okulda buldum. yani Üniversiteyi kazandım İstanbul'a gittim. İyi ki gitmişim diyor musun okula? Ee, bazı açılardan hayır bazı açılardan evet. Bana e, çok şey katan hocalarım oldu. Ama e, şunu fark ettim ki okullarda bir ben gazeteci olacağım dediğinde sağ anlamında öğretilen bir şey yok. Yani e, Türkiye'de bir iki üniversite dışındaki okulların çoğu Akademisyen yetiştirme yönelik. Sana bilgiyi veriyor ama sahaya çıktığında kuş gibi kalıyorsun. Mesela ben kuş gibi kalmadım çünkü daha öncesinde saha deneyimim vardı ama oradan mezun olan çoğu arkadaşım sahaya çıktığında ben ne yapacağım, ben nasıl haber bulacağım, ben nasıl haber atlatacağım tarzı problemlerle baş başa kaldı. Çünkü şey bilmiyor, o işin ee, kültürünü bilmiyorlardı. O kültür öğretecek bir okul yok Türkiye'de şu anda. Hı hı. Alandayken nasıl haber çıkar? Onlar da zorlanıyorlar diyorsun. Evet. Yani, anladım. Peki şimdi gelelim bu meslekte ee, yaşadığın o zor, sevinçli, ee, ne diyeyim, e, seni etkileyen, sende iz bırakan şeylere. anı, anı Gerçekten o alanda yaşadığın anılardan bir tanesine. Seni sence ilk olarak, e, seni etkileyen en önemli anın hangisi olacak? Aslında benim önemli anım yine çocuklarla ilgili bir anım. İstanbul'daydım. Edirne'ye gidişler başladı pandemi öncesinde. müteciler mülteciler oradaki işte geri gönderme merkezlerini ya da belediyelerini sağladığı otobüs noktalarında bekliyorlardı. Ben de haber yapmak için ilk önce oraya gitmiştim Edirne'ye gitmeden önce. Ve orada şey oldu. <laughs> Çocuklar tabii birden başım uçuştu. Kamera nasıl çalışıyor falan muhabbetinden. Ben bir yandan kendim haber yapmak yerine onlara kamera kullanmayı öğretirken buldum. Artık haberi boş vermişim. Onlar işte diyafram nedir, enstantane nedir, pozlama üçgeni nedir. Onları anlatmaya başladım. Arkadaşlarım yanında bana bakıyor. Tuna biz buraya haber yapmaya geldik. Sen niye çocuklarla oynuyorsun? En sonunda çocuklardan biri fotoğraf makinemi çalmış. <laughs> Ama öyle şey İnan kötü çalmadı, mi? çalma değil. Benim fotoğrafımı çekmek için çalmış. Getirdi. A abi bak senin fotoğrafını çektim. Ben orada böyle bir şey oldum. Hani ufak bir bilgi verdim ve çocuk hemen benim fotoğrafımı çekmeye çalıştı. Ve ondan sonra kazara bahçenin içinde gezerken işte çocukların düğmeye basmış. Çocuk istemen öyle bir fotoğraf çekmiş ki ben o fotoğrafı saatlerce bakmak zorunda kaldım. Hepsi böyle toplanmış. Çok eski bir fotoğraf örneği. Birazdan gösteririm. Çocukların yüzleri, ifadeleri, mimikleri. Yani o samimiyeti o anda hayatım boyunca çalıştığım hiçbir şeyde hissedemedim bir daha. Hiç polis dayağı yedin mi? Çok, alındın çok, çok yedim. Ee, hani gaz gaz yeme işlerini zaten hani ilk maske şeyde oldu. Ya mesela. gözaltına alınmadım ama gözaltına alınmaktan çok döndüm oldu. En sonunda şey oldu mesela işte ellerim arkadan şey olmuş aracın dibine yaslanmışım makineler zaten bura bura birbirlerini kılacak hale gelmiş. Peki bunu baştan alalım mesela. Ee, nasıl oldu? Hangi habere gittin? Ne, ne ondan sonra... E böyle hani olayı baştan anlatır mısın bize? Ya mesela en yakından bir örnek vereyim. bundan geçen sene bir LGBT onur yürüyüşü vardı işte Ankara'da, Haziran ayında. Biz oraya gittik. Çok küçük bir grup. Hani İstanbul'daki gibi değil. Ankara'daki grup 50 kişilik falandı. Ama hani eylemci başına neredeyse işte 50 polisin düştüğü bir ortamdı. bu grup Tunalı'dan Kızılay'a yürüme talebi vardı. Ve sokak kapatıp yürüdüler. Biz de normal çekiyoruz. Ben arkamı dönmemle beraber polisin bana omuz atması ve benim böyle artık yerde ee, böyle nasıl desem yalpalayarak böyle bildiğin araba drift atar ya ben de drift ata ata yere düştüm. Öyle bir an oldu. Makineler zaten bir de şöyle göğsümde kurayan halde. <laughs> ve en sonunda şey oldu. Polis en son neden bana omuz atıyorsun? Hani senin zorun ne dedim. O da kardeşim burada çekim yasak. Ben çektirtmeyeceğim. Böyle bir mantık var. Böyle bir muhatabım var. En sonunda e, eylemcilerin çoğu gözaltı aracına getirirken hani biz de gözaltı aracına girişleri falan çekmek için çekiyoruz. O anda polis bariyerleri kalkanları kaldırıp üstümüze doğru işte kalkanlarla vurmaya başladı. Benim orada kameramın parasörü falan kırıldı Allah'tan. Yani kameraya bir şey olmadı. Ama ondan sonra şunu dedim hani amirim dedim. Hani orada bir diplomasi yürütüyorsun. Hani biz burada ne eylemciyiz e, ne polisiz. Hani biz burada üçüncü tarafız. Üçüncü gözüz. Size eylemci zarar verse de biz çekeceğiz. Siz eylemciye zarar verseniz de biz çekeceğiz. Ben burada hiç kimsenin propagandasını yapma gibi amacım yok. Hani niye bize böyle davranıyorsun? Niye haber yapma hakkımızı engelliyorsunuz derinde. Adamlar çok saçma bir cevap aldım. Keyfim öyle istiyor dedi. Hani dövülüyorsun. Adamın keyfi öyle istiyor ve sen haber yapamadan evine dönüyorsun. Enteresan oluyor. Zor geliyor değil mi bu şeylerde? Peki bu duygulara nasıl başa çıkıyorsun? <laughs> sen sürekli engellendiğini... Ee... ...düşünüyorsun ve engelliyorlar da seni. Bazen hiç fotoğrafsız da dönebiliyorsun. E tabii ki şeyleri. yani. Oldu, oldu mu böyle şeyler? Tabii mesela ben on, onlarca kez ekran şöyle basmışımdır ama bir tane bile kullanılabilir fotoğraf bulamamışımdır. Çünkü şey, aralara hep baktığında polisin kalkanı oluyor. Orada eylemciyi çekemiyorsun bile. Bir de şey oluyor en sonunda. Ee, hani gazı yemişsin, dayağını yemişsin, azarını yemişsin, küfrünü yemişsin. Orada yorgun yorgun argın 20 kiloluk çantanla dönüyorsun. E şey diyorsun, ben bugün hiçbir şey yakalayamadım. Hani onun üzüntüsü çok farklı oluyor. Aslında orada gözünle çektiğin onlarca fotoğraf var. Beynin durmadan fotoğraf çekiyor. Ama senin makinenin bir tane bile fotoğraf olmuyor çoğu zaman. O insan ister istemez şey oluyor. Bir şevkini kırma gibi bir durum yaratabiliyor tabii ki. E, bir sanırım gözaltına alınmaktan son anda kurtulduğum şeyler oldu diyordu. O aslında. O nasıl oldu? Yani şöyle bir şey var. Meslek hayatım boyunca çok defa polisle tartışmaya girdim. Eğlencilerle tartışmaya girdim. Hatta eylemcilerden dayak yedim anlar bile oldu. Hmm, <laughs> Entesi bak buna da girelim. tabii Bundan 8 anladım. Mart eylemiydi tabii ki bunu da anlatmak isterim. Yani şöyle bir olay olmuştu. Hangi eylem olduğunu hatırlamıyorum ama mesela ellerim böyle ters kelepçelenmiş. İşte araca vurulmuşum. En son bence cüzdanımdan hani ellerim kelepçe olduğu için alamıyorum. Polise bağırıyorum. Cüzdanım alın basın kartlarıma bakın. Adamlar en son basın kartlarına bakınca biz senin gazeteci olduğunu anlayamadık ki. <laughs> Bahanede bu mu oldu yani şimdi? Aynen Ama aynen. senin fotoğraf çekmeni engellemiş oldular. Aynen öyle. O anda o olay bitmiş. Ben orada artık en son çıkıp sigara yakıp evime gitmekten başka bir çarem olmadı. Anladım. Ee, peki şey. E... Ee, eylemcilerle olan olayı da anlatır mısın lütfen? <laughs> o olay çok tartışmalı ve komik bir olay aslında. 8 Mart'tan önceki günler İstanbul'daydım. İstanbul'da... <laughs> Kadınlar Beşiktaş rıhtımında eylem yapıyorlardı. Biz arkadaşlarımızla oraya gittik. Ee, bizim genç nesil foto muhabir grubu diye adlandırdığımız bir grup var. Yani böyle herkes mesleğe bir şekilde girmenin yollarını arayan arkadaşlarımız hepsi. Oraya girdiğimde işte ortada bir dans vardı. Herkes işte tüm foto hani... Yani beleş fotoğraf dediğimiz bir an vardır ya beleş bir olay görürsün hemen fotoğraf çekersin. Güzel kaledir o hani garanti kare. Hemen oraya üç biz de herkes gibi. Ben fotoğraf çekmeye başladım. Sonra oradaki ee, trans kadınmış. Trans kadın bana şey demeye başladı. Sen niye fotoğrafımı çekiyorsun? Dedim ben gazeteciyim, foto muhabirim ve kamusal alandayız. Sonra ben fotoğrafını çekmeni istemiyorum dedi. E, buradaki herkes çekiyor dedim. Ben senin çekmeni istemiyorum. Ondan sonra olay şeye döndü. Sen benim saçımı oynayışımdan, sana bakışımdan fotoğraf çekmek istemediğimi anlamalıydın dedi. Ben dedim ki hanımefendi bunu nasıl anlayabilirim? Ondan sonra da bir kıvılcım patladı. Kadın üstüme doğru yürümeye başladı. Ondan sonra arkasında bir 50 kişilik grup daha yürümeye başladı. Oo, oh, enteresan. Ben ne oluyor dedim. Hani böyle baktım konuşmaya bile müsaade etmiyor. Tam kendimi savunacağım. Yok lafı yutuyorum. En sonunda hani böyle ben hani ben herkes işte Ankara'lı olmanın getirdiği hocam, abi. Abi ne olursunuz yapmayın dememle o gruptan bir topuk kula serlik. aklımın kafana gelmesi. Ve arkadaşımın resmen beni... Kolun atarak sen ne bok yedin diye kurtarması bir oldu. Yoksa orada ilişlenecektik ikimiz de. <laughs> Eylemci tarafından da böyle şey. Ama şey var yani ben niye orada öyle bir an yaşadım hala bir fikrim yok mesela. Çünkü şey bir anda o insanlar üstüme yürümeye başladı ve ben bir anda nefreti çektim ve bir anda kendimi savunacak bir yer dahi bulamadım. Savunacak bir alan dahi bırakmadılar bana. Yani işte hem polis hem eylemci bazen böyle şeyler olabiliyor. Ama şöyle bir şey de var mesela. <laughs> hem eylemciye derdini anlatıyorsun hem polise derdini anlatıyorsun ama hiç kimse senin derdini dinlemiyor mesela. Ama hiç kimse anlatamıyorsun. Aynen öyle. Ben kendi derdimi kimseye anlatamıyorum. Ben herkesin derdini dinliyorum ama hiç kimse benim derdimi anlatmıyor. Bu gazetecilerin, foto yaşadıkları zorluklar neler. Ya da en özünde biliyorsunuz bizim Mesleğimizde travma yaşamak çok basit bir şeydir. Yani her gittiğinde 10 Ekim canlı bomba saldırılarında ya da ülke gündemini etkileyen bir depremde vesaireye gittiğinde aslında sen hep o travmaları belli atarsın. Hiç kimse sen ne yaşadığını demez ama herkes sana ne yaşadığını anlatır ve fotoğrafının çekilmesini ister. Bu da bizim mesleğimizin yalnızlığı diyebilirim herhalde. En çok travma yaşadığını hissettiğin olay hangisi peki? travma deyince mi onunla hemen aklıma gelmiş gelsin. Evet.